burada şu an ezan sesini duyabiliyorsunuz. Cami yakınımızda sanırım ve sesi de gayet yüksek sanırım şurada. Burası Türk Mahallesi diye geçiyor tabii ki. Türk burada yaşıyorsunuz genelde yoksa Batum'un genelinde mi yaşıyorsunuz? 15 yıldır burada yaşıyorum. Evet. Şöyle bidonu da alabiliyorsunuz. Bakın şarabın 5 litrelik bidonlar var hazır. Buradan çıktık. Bu meslekte ben Türkiye'ye gelip de nasıl 10 bin lira, 30 bin lira, 20 bin lira kira ödeyeyim, doğru, çocuğu okula yazdırayım, bezini alayım. Dükkanın kirasını ödeyeceksin. Yani bu öyle bir kirayı ben Türkiye'de ödeyemem. Ne kadar kira ödüyorsun burada? Şey böyle firma dolu. Borça şeklinde. Bir mantık. Bengal. Gürcistan Batum'dan tekrar herkese selamlar, saygılar, sevgiler. An itibariyle yine Gürcistan'dayız, Batum'dayız. Bu Batum'dan 3. video. Şu an Gürcistan sokaklarında yine şehri keşfetmeye devam ediyoruz sizlerle beraber. Ben de her çektiğim videoda sizlerle beraber bu şehri keşfediyorum aslında. Öncesinde böyle çıkıp şehri keşfedip bir yerleri tespit edip ondan sonra çekime başlamıyorum. Sizinle beraber yaşayarak, görerek aynı heyecanı aslında ben de alıyorum sizlerle birlikte. Şimdi yine Gürcistan'da, Batum'da şehrin farklı noktalarına bir gidelim. Neler var, neler yok. Şehrin ilginç yerlerini keşfetmeye başlayalım. Şimdi ne diyoruz? Gürcistan Batum şehir gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, şehrin trafiği bu şekilde ama yaya geçidine geçtiğiniz an size kırmızı bile yanıyor olsa muhakkak ve muhakkak yol verirler. Şimdi bakın, ışık yok sanırım burada. Yürümeye başladım. Görüyorsunuz. Çat diye hemen duruyorlar. Öyle bir medeniyet görmüş memleket. Onu her yerde bulamazsınız. Bu şehir trafiği konusunda zirvede olan böyle en kötü yerlerden bir tanesi zirve hatta İran'dı. Ve maalesef Türkiye. Bu konuda gerçekten çok gerideyiz. Şöyle Batum'da bakın, meyve sebze bulmanız çok kolay. Her yerde bulabiliyorsunuz. 6 lira, 5 lira küçük manavlar var. Marketlerden hatta daha da uygun fiyatları. Ya bu 4-5-6 lari dediğimiz normal şartlarda aslında böyle birim fiyatı olarak bakılırsa çok uygun. Bizim TL ile karşılaştırırsak mesela 5 lari 1 kilo erik dediğiniz zaman 50 TL yapıyor. 50-52 TL civarı. TL ile kıyaslamamak lazım. Birim olarak bakılırsa burada gerçekten hayat çok ucuz, yemesi içmesi falan. Bir Gürcistan'a gelen Azerbaycan vatandaşı bile burada çok rahat bir şekilde geçinebiliyor. Çünkü Azerbaycan'ın da para birimi şu an değerli. Aşağı yukarı aynı ikisi de. Evet arkadaşlar, şehir içerisinde gezerken şunlara dikkat edin. Burada toplu ulaşım çok yaygın olmasa da uygun fiyatları. Taksiye bineceğiniz zaman mutlaka ve mutlaka pazarlık yapın. Onların gideceğiniz yönde vereceği fiyat emin olun ki iki katı olacaktır. Bunu kabul etmeyin. Zaten birkaç tane taksiye de sorun. Eğer kısa mesafe ise belki çok önemli olmaz ama uzun mesafelerde başka taksicilerle de konuşun. Onların teklif ettiğinin yarısını teklif edin. Orta yolu bulacaksınızdır. Genelde zaten onlar iki katını söylerler. Turist olduğunuz için taksi konusunda çok dikkat edin. Sim kartı tekrardan aktarayım size. Sim kart ücreti 5 lari. Ortalama 50-55 TL civarı. Haftalık sınırsız internet alırsanız 9 lari, aylık sınırsız internet alırsanız 32 lari. Bu 5 larinin sim kart ücretinin üzerine oluyor bu. Toplamda işte aylık sınırsız alsanız interneti ve internet de gerçekten bu arada hızlı 37 lari civarına bir rakama denk geliyor. Başka bir ödeme yapmıyorsunuz zaten. İçinde ufak da olsa böyle şebeke içerisinde, Gürcistan içerisinde herhangi bir arama yapabilirsiniz. Onun haricinde şehirler arası otobüsleri henüz daha keşfetmedim. Başka bir şehire geçerken bununla ilgili yine size konuyla alakalı görüntü aktaracağım, bilgi aktaracağım. Şimdilik Batum şehrini keşfetmeye çalışıyoruz. Her ne kadar biraz böyle zorlansam da çok fazla yürüdüğüm zaman yine ayağım ağrıyor. Çünkü bildiğiniz gibi alçıdan yeni çıktı. Gezmeyi de seviyorum. Ondan dolayı da bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz.
Umarım yakın zamanda daha iyi olacağım. Biraz daha böyle uzun soluklu rotalara çıkmayı düşünüyorum. Şimdi bakalım. Şehir içerisinde biraz size göstereyim. Şimdi burada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Burada şarap evleri var şöyle. Bakın. Az önce abiye de sordum çekebilir miyim diye. O yüzden izin alarak giriyorum. Şöyle şaraplar var. Hello. Şimdi bunlar şişelenmiş şaraplar. Ortalama işte 60 lirayı, 80, 30 lira, 35 lira gibi. Bir de şöyle litre olarak 8 lirayı, 30 lirayı, yine 8 lirayı böyle turşu suyu gibi düşünün. Tankların içerisinde ne kadar istiyorsanız, kaç litre istiyorsanız size o şekilde sunum yapıyorlar. Mesela bardak, pardon, yarım litresi 5,5 lirayı, litresi 8 lira gibi yarımı da yapmışlar böyle. 3 tane çeşit tankta şaraplar var. Abiden izin aldık. Ama herhangi bir iletişim kurmuyor şu an kendisi. Şöyle şarap çeşitleri burada 12 liraya. Burada şarap üreticiliği çok fazla olduğu için o yönden fiyatları falan çok uygun. Thank you. Thank you. Şöyle bidonla da alabiliyorsunuz. Bakın şarabı 5 litrelik bidonlar var hazır. Buradan çıktık. Biraz da hem böyle mimariyi göstereyim size hem yolla alakalı bilgiler vereyim. Yol üzerinde karşılaştığım ilginç anları da sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle şarap evleri gibi yerler olabilir. Butik yerler yani. Evet, şimdi bir Gürcü pidecisi bulursak şöyle güzel haçapuri. Bu sokağın kenarında büfe gibi olan küçük yerler var. Onlar güzel yapıyor gerçekten. Daha böyle sanki nasıl desem, daha bir orijinal gibi. Çok fabrikasyon değil. Az miktarda yapıyorlar. Bittikçe yapıyorlar. Bence onlar daha lezzetli burada. Şöyle ara sokaklar var. Çıkmaz sokaklar. Şöyle 2-3 tane binanın ortak giriş alanı, apartman girişleri gibi. Böyle bir yapı yapmışlar. Hani çok fazla böyle cadde üzerinden girişler değil de yanlardan vermişler. Şimdi burada böyle küçük kafeler var. Böyle cornerlar, köşeler. Bunlar bayağı bir rağbet görüyor burada. Kaldırımın kenarında masayı, sandalyeyi yapmışlar. Şöyle bakın. Şimdi burada bir marka daha var bakın. Hatırlarsınız belki. Yanlış hatırlamıyorsam Levi's mağazası Türk markasıydı. Öyle hatırlıyorum. Değişmediyse şayet. Burada da böyle bir mağazamız var. Çok fazla Türk markasını görebiliyorsunuz burada. Ve Türk mağazalarının fiyatlarına emin olun ki Türkiye'den daha ucuz. Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'den buraya geliyor. Yani Gürcistan'a geliyor. Ve satış fiyatları ne yazık ki Türkiye'den daha ucuz. Öyle enteresan bir durum. Bakın şu an yine güzel yerlerden bir tanesindeyim. Şöyle eski Sovyet rejiminin mimarisiyle böyle etrafı çevrili olan güzel bir yerdeyim şu an. Neptün heykeli çeşmesinin olduğu yermiş burası bakın. Şimdi buraya doğru yavaş yavaş bir yürüyelim. Bologna'nın Nettuno meydanındaki heykelin bir kopyasıymış aynı zamanda. Bu tür yapılar genelde böyle Avrupa'da belli meydanlarda olan yapıların veya meydanların böyle benzerlerini burada görebiliyorsunuz. Aslında Avrupa'da belli yerler var, belli meydanlar var. Onların kopyalarını burada Batum'da görmek çok mümkün. Bu heykel de aynı şekilde yine bir kopya. Bologna'nın Nettuno meydanında olan bir heykel. Yine bakın bir turist kafilesi, Türk kafilesi. Turla gelen çok var buraya, acayip şekilde. Turlar düzenleniyor sürekli olarak. Biraz buradan böyle görüntü aktarayım. Çok güzel böyle insanların dinlenebileceği güzel yerler, parklar, bahçeler yapmışlar. Şehir içerisinde bile şöyle gördüğünüz gibi insanların stres atabileceği güzel noktalar.
Gerçekten muazzam. Etrafını görüyorsunuz yine lüks otellerle çevrili. Şu karşıdaki oteli biliyorsunuz. Şu karşıdaki sanırım tiyatro binası. Aynı zamanda tiyatro meydanı diye geçiyormuş burası. Bu meydanı da güzelleştirmek için şu arkadaşın heykelini buraya dikmişler. Yolda yürürken biraza çıktık. Ne yapalım ne yapalım. Yol üzerinde bulduğumuz haçapuriden yiyelim dedik. Şöyle bakalım. Haçapuriler varmış burada. Patatesli var. Şu sanırım şu patatesli. Şu peynirli olabilir. Bu da neyli bilmiyorum. Öğreniriz ama. İçeri girelim bakalım önce. Bir de şöyle. Patates. Bakın. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? No. No. Okay. Ne var bunda içinde? Fasulye. Fasulye mi o? Sıcak oluyor mu sıcak? Sıcak. Okay. Evet, haçapurimizi aldık. Bu ikileri fasulyeliymiş. Daha önce de yemiştim fasulyeliyi. Beğenmiştim gerçekten. Ve sıcak, taze taze yeni çıkmış. Bir nevi börek gibi aslında. Haçapuri diyorlar. Bunun çeşitleri çok burada. Bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi, önceki videolarda daha doğrusu. Burada 2 lariye, 2,5 lariye, 3 lariye bunları yiyebiliyorsunuz. Bunların daha böyle özelliği var. İçi peynirli, işte yumurtalı falan. Onlar biraz daha yağlı oluyor. Ve büyük oluyor, doyurucu oluyor. Onları da 12, 13, 14, 15 lariye falan yiyebiliyorsunuz. Restorantına göre değişiyor. Bu tür küçük böyle börekçi tarzı yerlerde de bunu böyle 2-3 lariye, 1 lariye bile var mesela. Patateslisi var. Böyle ondan sonra tatlı olan çeşitleri var böyle. Apple pie tarzında 1 lariye. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Evet, şimdi burada Batum sokaklarında yürürken şu an bulunduğum bölge daha çok böyle Türklerin yaşadığı, Türklerin iş yeri açtığı bir bölge ve Müslümanların da yaşadığı bir bölgeymiş. Şimdi etrafı biraz gezelim. Bakın, bir tane baklavacıya denk geldik. Lokumcu, Turkish Delight baklava diyor. Şöyle bir sokak kararlı. Burası o bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Burada bir Türk lokumcusu mevcut. Türk çayımız da var. Türk çayımız da var. İsim neydi? Yunus abi. Yunus. Berber Yunus. Kuaför abi. Kuaför ya. Pardon. Kuaför Yunus arkadaş. Güzel bir şekilde. Ne kadar süredir buradasın? 6 seneye başladı galiba. Maşallah. 6 senedir burada. Niye özellikle burası? Backpacker olarak dünyayı gezmeye çıktım ben. Burada kaldın. Hanımla tanıştık. Kaçıncı ülkendi burası? 7-8. 8. ülkede takıldın. Mesleğe kaldım. Devam dedin. Nasip buymuş. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Kadir yok mu? Hemen karşıda. Mahalle komple Türk zaten abi. Ha, öyle yani hiç yabancılık çekilmeyecek yani öyle görünüyor. Güzel. İşleriniz nasıl, iyidir? Şükür. Türkiye'den iyi açıkça söylemek gerekiyor. Türkiye'den iyi değil mi? Abi ekmek alıyorum. 1 lira ekmek alıyorum. 1 lira ekmek alıyorsun doğru. Yani 1 lira. Parası 1 lira. 1 lira yani doğru söylüyorsun. Hani birim olarak baktım. Birim olarak bakılırsa ben de onu söylüyorum zaten videolarda. Hep birim olarak bakılması gerekiyor. Aslında normal kur farkına vurdun mu burası daha pahalı. Değil mi? Türkiye'de. Kura vurursanız öyle. 7-8 lira. Tabii kura vurursanız ama öyle. Birim bazında baktım mı burası daha mantıklı. Siz de birim olarak kazandığınız için TL ile fazla bir işiniz olmuyor orada. Aynen. Yatırım var mı Türkiye'ye? Vallahi kazancımın hepsi Türkiye'de. Çok iyi. Burada kazanıp Türkiye'ye yatırım. Derin memleketi dilini bilmiyorsun. Hani dilini bilsen de buradaki hani polis oranı daha bizdeki diyoruz yani bizdeki polisler sıkıntılı. Evet. Bizdeki polisler sıkıntılı yani, değil bence ya. Her başımıza koyarız. Bizim polislerimizi Allah yani, kolaylık versin. 2-3 gündür hani ben açık söylerim ben kaçak bölümünü. Evet. Konsolosluğa millet gitmiyor, bize geliyor. Başımıza şu olay geldi. Konsolosluk geldi. Yardımcı olmuyor mu burada? Konsolosluk nerede yardımcı oluyor? Allah Allah. Dün mesela yani. Genelde yani, aktiftir konsolosluklar dünya genelde. Bir şey geldi. Hmm. Birisi Zomer'e gitmiş, telefon orada düşmüş. Telefon mu kırılmış, ne olmuş başına bir olay evet. Gelmiş. Şikayetçi oluyoruz. Zomer, çocuk ne yapabilirim, ne edebilirim? Burada mahkemelik oldun mu gidemiyorsun. Evet. Konsolosluğa gitmiş, konsolosluk iş bir türlü yardımcı olmuyor, bir şey oluyor. Hmm. Diğer aynı şekildeki backpacker arkadaş ufak bir çakısını yakalatıyor. Yapmıyor. Kapıyı geçerken Türkiye'ye. Hmm.
Bunu alıyorlar. Türkiye'den burada. Buraya geliyor. Hayır, geziyor burada, Türkiye'ye geri dönüyor. Evet, Türkiye'ye giderken. Gezerken orada hani Gümrük kapısında. Gürcistan kapısında yakalanıyor bu olay. Dünkü olay. 500 lira çocuğa para cezası kesmişler. Yapma. 10 gündür de burada çocuk iyice süründü. Geri çıkamıyor da. Geri mahkemen oldum, burada çıkamıyorsun. Çakı için mahkeme yapmışlar. Ya böyle neler neler var. Çıkartmasın abi, çakıyla gezmesin ya. Abi backpacker oldun mu? Şimdi o backpacker dediğimiz çok farklı bir şey. Yeri geliyor, bir bıçak senin hayatını bile kurtarabiliyor. Yani Rambo bıçağı demiyoruz sonuçta. Kralsın. Hanım çocuk çoluk burada. Burada işte. Evlisin sen şu an. Ha, evet. Çoluk çocuk burada. Şimdi Türkiye'ye gidip de ben, işim belli. Bu meslekte ben Türkiye'ye gidip de nasıl 10 bin lira, 30 bin lira, 20 bin lira kira ödeyeyim. Doğru. Çocuğu okula yazdırayım, bezini alayım. Dükkanın kirasını ödeyeceksin. Yani bu öyle bir kirayı ben Türkiye'de ödeyemem. Ne kadar kira ödüyorsun burada? 800-900 dolar kira var. 800-900 dolar. Ama dolar bazında kazanıyorsun. Tabii. Burada vergilendirme iş yeri açma nasıl? Abi vergilendirme iş yeri açma işi nasıl? Türk çayımız da burada. Kolay, burada şişe binasına gidiyorsun. Pasaportun varsa. Evet. Hadi. Başvuruda bulunuyorsun, o an onaylanmaz. Önce dükkanı mı tutuyorsun? İlk önce şirketi kuruyorsun. Dükkanı tutuyorsun, şirketi kuruyorsun. Şirketi kuruyorsun, ondan sonra zaten nasıl söyleyeyim, evrakları hazırlıyorsun. Prosedür çok mu? Prosedür bir iki ayı buluyor. Şey var mı burada, aracı dolandırıcılar var mı? Genelde abi, bizim aracı... Türkler çok yapar onu. Aracı dolandırıcı aracı Türk arkadaşımız çok bizim. Arkadaşımız deyince yanlış anlamayın. Ya burada bitmez, ben sana şöyle söyleyeyim. Asıl burada destek çıkacak insan konsolosluğumuz. Olması gereken. Olması gereken bu. Tamam, burada yüzde atıyorum 1 milyon Türk varsa belki yarısı kaçak olabilir ama bir yarısı da kaçak değil bize olduğumuz gibi. Yani sonuçta resmi başvuru olur. Varsa onu tabii ki de. Yani bak, ben buraya ismimi yazmışım. Karşıdaki esnaf ismini yazmış. Bir karşıdaki esnaf ismini yazmış. Doğru. Bu insanlar kaçak değil burada sonuçta. Evet. Yani bu... Herkesin burada Türk vatandaşıysam diye... Böyle ilginç yaşadığın bir anı var mı, bir olay? Abi ilginç çok anım var ya. Hani bir kendi alsak... yaşadığım anıları geçeyim. Çevreden, şimdi kuaför olduğumuz için. Evet. Her türlü haber geliyor, gidiyor, oluyor. Böyle kuaförler ortak noktadır bu tür yerlerde. Yani konsolosluk burada hiç, mesela bir konsolos gelsin desin ki kardeşim siz burada esnaflık yapıyorsunuz, kaç yıldır buradasınız. Derdiniz, sıkıntınız. Hani ne gibi bir problemleriniz var, ne gibi bir dertleriniz var, hadi... Git restoranta de ki kardeşim, hani buraya insanlar geliyor. Genelde sorunlar ne? Oturum veriliyor mu? Oturum alınıyor mu? Buradaki yaşayan insanların hastaneye gidip sağlık sıkıntısı oluyor mu? Olmuyor mu? Şimdi hastaneye ben geçen çocuğumu götürdüm. Saat gecenin 4'ü. Bu hava veriyorlar. 2 saat ben hava sırası bekledim çocuğumla beraber. Bir de çocukla beraber hava sırası. Çocuğumu verin o zaman dedim. Özel Türk hastanesine götüreyim burada. Kaydını yaptık dedi. Veremeyiz. Gecenin saat sabahın 6'sında pardon, eczane buhar makinesi arıyordu. Geçmiş olsun. Bu sağlıktan yana sıkıntı. Ekstra oturum mesela dediğimizde milleti çok dolandırıyorlar. Oturum uzatmayı nasıl yapıyorsunuz burada? Oturum uzatmayı, vallahi benim oturumum yok. Ben girdi çıktı yapıyorum, geri geliyorum. He, yani ne kadar süre, nasıl eşim oluyor? 90 gün değil mi? Şey, 1 yıl. 3 ay değil miydi benim oturum buradaki? Yok, kalma sürem? 1 yıl kalabiliyorum burada. 1 yıl kalabiliyorum. Oturuma gerek kalmadan. Oturuma da gerek kalmadan. 360 gün değil mi? Evet. Ya oturum değil, geçmiyor abi şimdi. Bayağı sağlammış araba yani 360 gün. Bak, araba alıyorsun, evet. Daire alıyorsun. Üstüne atıyorum. Bir şey yapamıyorsun. Üstüne bir şey yapamıyorsun. Yapsan da bir gürcünün üstüne yapmak zorunda kalıyorsun. Hmm. Eşinin dosyunun üstüne. Buradan da dolandırılıyorsun. Ya oradan başka bir şey. Ya ufak şeyler büyük şey şeyler oluyor doğuyor. Peki, Gürcistan vatandaşı için söylüyorum. Öyle dolandırıcılık bir şey var mı burada? Onlar için soruyorum. Hani bizim Türkleri az çok duyuyoruz abi, da. Şimdi ben İzmirliyim. Bizim orada basmane vardır. Evet. Ben bilirdim ki basmane pislik yere gitmeyelim. Geldik, basmanenin içine düştük. Yapma ya. Hani diyorum ya, anlatsam belki 2 saat konuşuruz bunu. Türkler çok geliyor buraya. Türkler çok geliyor. Ne amaçla geliyor buraya? Genelde çalışmak için geliyorlar ama çalışıp burada birçoğu parasını almadan geri dönüyor, alamadan geri dönüyor. İnşaatta yani, çalışanlar. Mesela bak, bir müşterimin yaşadığı bir olayı anlatayım. Evet. Buradan otele gidip sözleşmesini yaptılar. Geldi benden fikir de aldı. Evet. Ha, ben avukat değilim. Başka bir resmi bu konuda. En azından bildiğin yolu gösteriyorsun sen. Bildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum, dikkat etsin diye. Gidip noterden sözleşme yapıyorlar. Senle ben sözleşme yapıyoruz. Evet. İşi bitiriyor, adam yemek parası bile almıyor. 1 lira para alamadan en son benim yanıma tekrardan geldi. Yunus dedi, avukat bulabilir miyiz? Avukata gittik, avukat ne dedi biliyor musun? Kardeşim, kimle sözleşme yapmışsın? İşin maddesi yok.
ne tarihte iş başlamış bitmiş, kaç para alacaksın. Şimdi noter bunu yapıyor. Noter bunu yapıyor. Yani bu yapan resmi adam koyuyor. Yapan adamda da hata var. Maddelerini ekliyorsun, eklemiyorsun ama bu adam mesela konsolosluğa gitti, hiçbir şey yapamadı. İlginç. Yani karakola gidiyorsun, Türksen sen zaten bittin kardeşim. Öyle mi? Türksen bir 6 yıldır burada olduğum için bu son birkaç af çıktığında biraz temizlendi. He. Bir hani geriye dönüp geri dönüşler oldu buradan. Çok sıkıntılı Türk vatandaşları. Şey mi? İllegal olan var. Türk vatandaşları buraya mı geliyorlar ya? Bir şeyler abi, yapmış Türkiye'den mi kaçıyor? Genelde burada Bitcoin üzerinden para dönüyor. Sanal kumar muhabbeti var ya bu. Onun bayileri burada. Bak evet, açık açık söylüyorum, bayileri burada. Devletimizin bu kurumundan birisi de gelirse adresi burada. Her türlü yardımcı oluruz, nasıl döndürüyor, nasıl yapıldığı. Öğrenmek istiyorum. Bu boynumuzun borcu abi. Kaç tane çoluğun çocuğun evet, rızkı gidiyor yani. Doğru söylüyorsun. Adam burada o yapanları tanıdığımız için diyorum. Karı da kız da yiyor, para da orada burada yiyor, gazino da gene yiyor para. Şimdi Türkiye'de böyle aranması veya bir şey, bir suç işlemiş olan insanlar buraya çok geliyormuş. Süresi uzun olduğu için 360 gün dedin ya. Var mı öyle bir şey burada? Yani yaşanıyor mu senin şahit olduğun? Yarısından fazlası öyle. Şey, iadesi yok mu bunlardan peki? Ya iadesi biraz önce dedim ya, polise verdin mi para, sıkıntı yok. He. Hani açık açık söylüyoruz, belki sıkıntı yaşayacağız polisi ama hani her sepette muhakkak bir tane çürük buranın elma var. Buranın polisinden vardır. Oluyor mu onlar? Her rüşvet sepette bir tane var. Abi rüşvet niye olmasın? Adam alıyor 1500. Bak ben 1200'leri sadece ev kirası veriyorum. Değil mi? Bu adam nasıl geçinsin? Doğru. Şimdi o kadar gazino var. O kadar bak hastane mevzusun dedi. Söyle gazinoya 1000 tane 1500 tane hava makinesi alsın. Ne olmuş yani? Doğru söylüyorsun. O kadar turist var. Turistleri esnafız sonuçta. Evet. Şimdi herkes iyi yönünü anlatıyor. Yok gelin öyle yapın böyle yapın ama kötü yönlerini kimse anlatmıyor. Onu da yaşayan biliyor. Onu da işte dediğimiz gibi yaşayan biliyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Senin de işin gücün var. Teşekkür ederim. Evet, şu an Gürcistan Batum'da Türk Mahallesi'nin olduğu yerdeyim. Ezan sesini duyabiliyorsunuz. Cami yakınımızda sanırım ve sesi de gayet yüksek sanırım şuralarda cami. Birazdan uğrarız. İnegöl köfte, yaprak döner. Kırmızı İnegöl köftecisi. Abimize merhaba. Nasılsın abi? Tanışalım seninle mi abi? Tanışalım abiciğim. İsim neydi abi? Selahattin Usta. Selahattin Usta. Bursa İnegöl'lü. Mekan senin? Mekan bizim. Maşallah. Kendimizi. Çok güzel. Tek aile misin mi burada? Aileyle beraber çalışıyorsun. Ailecek, aile. Evli misin yalnız burada abi? Evliyim buralı. Evlisin. Burası şimdi Türk Mahallesi diye mi geçiyor burada? Burası Türk Mahallesi diye geçiyor tabii ki. Türk burada değil. Yaşıyorsunuz genelde yoksa Batum'un genelinde mi yaşıyorsunuz? 15 yıldır burada yaşıyorum. Evet. Batum'u da çok iyi biliyoruz. Güzel. Çocuğunuz var. Çocuğumuz var. Kızımız var 5 yaşında. Niye burası abi? Karadenizli misin bu arada? Yok. Değilsin. Karadeniz değilim. Bursa yine geliyor. Burayı niye tercih ettim? Açık ve net söyleyeyim. Evet abi. Özgürlükler ülkesi. Özgürlükler ülkesi. Hangi yönden? Her yönden özgürlükler ülkesi. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Herkes kendi dünyasını yaşıyor. İş mi yapmak istiyorsun? Firmanı kurarsın, şirketini açarsın. Bakarsın işine gücüne. Çok iyi. Devlete kazancının %18 vergini ödersin. Devletin seninle işi olmaz. Bu devletin en güzel, en sevdiği insan olursun. Vergini ödediğin sürece ekstra vergiler çıkmıyor. Ekstra vergi, şu bu, hiçbir şey yok. Stopaj, o bu falan. Hiçbir şey yok. Stopaj tabii ki kiranın stopajını ödüyorsun. Tabii Türkiye'de. Ama yani her şeyle özgürlükler bir ülkesi. Hmm. Dilediğince hayatını yaşayabiliyorsun. Kimse kimseye karışmıyor. Evet. Hele hele bir de iş, yani iş yerin varsa, esnafsan, bir de esnaflığı biliyorsan buradaki insanların sıcakkanlılığına doyamazsın. Şirket açarken zorlandın mı burada abi? Hiçbir zorluğu yok burada şirket açmak. Başvurunu yapıyorsun, firma evraklarını hazırlıyorsun, hazır bakanına girip noterden taksit ettiriyorsun, işletiyorsun, işine gücüne bakıyorsun. Ortalama ne kadar kiralar burada abi? Ortalama kiralar tabii yerine mevkiine göre çok değişiyor ama $500'dan aşağı yok. $500 ortalaması. Yani $500'dan aşağı yok. Tabi bu 5000, 10000 dolara kadar çıkan yerler de var. Peki abi. Mekanın büyüklüğüne göre, mekanın mevkiine göre değişiyor. Ürün bulmakta zorlanıyor musun burada? Etinle vesaire o tür şeyleri. Ürün bulmakta helal hiçbir ürün şey zorlanmıyor. Hiç zorlanmıyoruz çünkü Türkiye burnumuzun ucunda burada, dibimizde. Dibimizde evet. Tabi. Kuru gıdamızı her şeyi getirebiliyorsun.
Zaten var. Bizim getirmemize burada gerek yok. Burada da var zaten bunlar. Türkiye'den de getirebiliriz. Getirmemize gerek yok. Zaten Türkiye'den burada firmalar var, abilerimiz var. Toptancılar var. Toptancı abilerimiz çok var. Iyi. Onlardan temin ediyoruz. Eti zaten buranın kendi doğal eti, daha güzel. Evet. Gerçekten doğal bir et. Yani şöyle söyleyeyim, hayvanlar açsız. Suni yemle değil. Yani tüketim araçlarında hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Tam tersine her şey bol ya. Her buraya şey bol. Türkler geliyor ya, hani ben öyle biliyorum. Turist olarak çok turla gelen de görüyorum. Çok var. Peki evlilik için gelen var mı buraya? Erkeklerden, bayanlardan görüyor musun? Ona şahit oluyor musun? Çok aşırı değil. Çok hatta aşırı değil. Yok denebilecek kadar az. Zor mu kolay mı burada bir bayanla evlenmek? Yani Gürcistanlı bir bayanla evlenmek. Bana göre sen zor. De evlisin ya, o yüzden diyorum. Bana göre zor. Evlilik evlenirken mi, evlendikten sonrası mı? Evlendikten sonra. Neden zordur? Evet. Ben eşimle hiç zorluk çekmedim. Neden çekmedim? Bizim, ben kendim de Gürcü olduğum için, evet. Türk Gürcüsüyüm ama bizim kültürümüz aynı. Evet. Ama o iş için gelenlerin %99'u diyeyim sana. Evet. Kültürleri farklı. Doğru. Yani cicim aylarında, öyle söyleyeyim, cicim aylarında doğru. Çok iyiler, çok güzel olabilirler. Fakat birbirlerini iyice tanıdıktan sonra eminim ki ters düşerler. Neden? Kültür farkı var. Doğru söylüyorsun ama. Çünkü onun kültürüyle onun kültürü bağdaşmıyor. Bağdaşmıyor bilgi değil. Neden değil? Bizim ülkemizdeki bizim kültürümüz saygı sevgi çerçevesi içinde. Evet. Ama bunların kültürü biraz daha farklı daha olabilir. Açık. Daha açık. Daha farklı. Mesela bizim kültürümüzde ya Hasan şunu yapmış, Hüseyin bunu yapmış. Bunların kültüründe kimin ne yaptı kimseyi bağlamıyor. Delikol olayı yok. Kimseyi bağlamıyor. Güzel. Burada herkes kendi dünyasını yaşıyor. Doğru. Yani kültür farkı çok önemli. Ama bu kültür farkından dolayı bağdaşıp anlaşabiliyorlarsa evliliğinde en güzelini yaşarlar. Doğru söylüyorsun. En mutluluğunu yaşarlar. Doğru. Tabii yani burada böyle. Şimdi senin buradaki mutfağın Gürcü mutfağı mı, Türk mutfağı mı? Türk mutfağı. Mutfağı. Türk mutfağı. Gürcü yemekleri de gördüm sanki. Birkaç tane ilave ettim. İlave ettin. Birkaç tane. Buranın en eski, en meşhur ana yemeklerinden. 2 veya 3 tane ilave ettim. Hı hı. O da hınkali, haçapuru türü. Evet. Başka da bir şey yapmadım. Bir menüm var mı böyle? Hazırda menüm bir göreyim. Tabii menülerimiz de var. Şöyle dönerim var ama bitmiş bu saatte. Evet, dönerimiz bitti. Erken bitiyor herhalde. Tabii. Grubum sen var çünkü. Anlat abi. Yemeklerini nereden ne çıkartıyorsun? Abi tertemiz bu arada. Gerçekten. Evet, mekanımız gerçekten muazzam. Temizdir. O yüzden yok, ben hani girdiğim mekanlar içerisinde, evet. Hani böyle canlı fotoğraf menümüz var. Evet. Artı fiyat skalası nasıl mesela burada? Bir Türk mutfağında. Çok normal. Tamam mesela. Çok normal. Fiyatlarımız çok normal. Mesela burada müşterilerimize sunduğumuz çeşitlerimiz var. Bayağı. Dolma falan da yapmışsın. Tabii sen. Tabii. Tabii, tabii, tabii. Cacık tabii, var. Tabii hepsi var. Şu da cacık değil mi? Cacık. Vay be. Tabii. Tabii salat ürünlerimiz var. Tatlı çeşitlerimiz var. Çok güzel. Kahve, çay. Çay kahve vesaire. Tabii. Sıkma meyve sularımız falan. Şurayı da bir görebilir miyim? Tabii, ne var orada tabii, abi? Tabii. Şu an güzel vitrin yapmışsın bu, orada. Bizim sulu yemek tezgahımız. Ha, sulu yemek tezgahı. Tezgi yemekler akşam bittiği saati, için. Akşam saati yemekler tabii. Bitmiş. Tamam. Evet Selahattin Usta. Şimdi evet. Baklavayı sen mi yapıyorsun abi? Baklavayı ben yapmıyorum. Baklavamızı Antepli bir abimiz yapıyor. Vay. Tiflis'te yapıyor. Buraya, Tiflis'ten buraya geliyor. Siparişimizi veriyoruz. Türk sucuğu buradan geliyor. Tabii. Yanıyor. Orijinal Pınar Türk sucuğumuz. Türk baklavamız. Çok iyi. Altta dana şişimiz var. Evet dana şiş. Öyle orijinal İnegöl köftemiz var. Hıngal diyorlar herhalde. Hıngal. Evet. Hıngal var. Türk, Gürcü usulü. Tamam, ondan tamam, ben bir porsiyon bir denemek istiyorum. Burada hiç denemedim. Sana güvenerek tabii denemek ki, istiyorum. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki, ondan da tattırırız. Gerçek orijinal. Buraya özgü bir hıngaldir. Evet. Eşi bu arada. Ha öyle mi? Merhaba yenge. Türkçe biliyor musunuz? Elemanımızın kızının doğum günü olduğu için iş bize kaldı. Ama sen buradasın, yenge çalışıyor. Nasıl olacak bu? Evet, toplu bir grubumuz vardı. Yemekleri sen mi yapıyorsun? Ben de yapıyorum, eşim de yapıyor. Beraber eşim yapıyorsun. De çok iyi Türk mutfağını bilir. Çok iyi. O da çok iyi Türk mutfağını bilir. Girip geliyor musunuz yenge Türkiye'ye? Evet. Çok güzel. Evet. Kolay gelsin. Şimdi ustamız bir yemek hazırlıyor. Bakalım bir şeyler yapacak. Sen bana bırak dedi. Karışık bir şeyler yapacağım dedi. Hadi bakalım. Bir gelsin. Yemeğimizi yiyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Köftemiz gelmiş. İnegöl köfte. Parça çöp şiş kuyruk yağı ile beraber. Pilavımız var. Hadi bakalım, afiyet olsun. Köftenin tadı nasıl? Şimdi Selahattin Ustam özellikle dedi ki Gürcistan'ın eti çok iyi dedi.
Mükemmel. Yağ, baharat, tuzu. Gerçekten süper. Eti çok lezzetli, sulu sulu. Muazzam. Burada Batum'a geldiğin zaman bu Türk mahallesine mutlaka gelin. Burada çok güzel mekanlar var. Zamanım olursa farklı mekanlara da gideceğim. Orada da bir şeyler yiyeceğim. İnsanlara tanışıp sohbet edeceğiz. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Zaten ustamız az önce tanıştınız. Bakın sohbet ettik burayla alakalı. Biraz kendisi bahsetti. Burada Türk esnaflarla sohbet edip mümkün olunca sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir yemeğimiz geldi. Hıngal demiştim ya. 3 parçadan oluşuyor. Gürcü mantısı dedikleri yemek. Şöyle. Birazdan buna geçeceğim. Daha geçmedim. Bunu suda haşlıyorlar sanırım. İçi et dolu. Bakar mısınız? Mantı gibi. İlk defa deneyeceğim bunu. Bu herhangi bir yoğurt mort bir şey konulmuyor. Direkt bu şekilde yiyorsunuz. Şimdi Hıngal'ı deniyoruz abi. Gürcü mantısı. İlk defa deniyoruz. Güzelmiş. Mevzu bu bakın. Görüyor musunuz? İçi böyle kıyma dolu. Borça şeklinde. Bir mantı. Hıngal. Türkiye'de de yapanlar var ama tabii yerinde yemek daha farklı bir şey. Evet Selahattin abi eline koluna sağlık. Çok güzeldi abi, yemek gerçekten. Teşekkürler olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. İnşallah. Şu an kapanmış. Burası da Türklere aitmiş. Şu döviz bürosu. Türk mahallesi deyince ne var abi? Bir de camisi var. Türk mahallesinin. Burada Müslümanlar ve Türkler yaşadığı için bir de cami yapmışlar. Türkler burada kendi hayatlarını, kendi düzenlerini kurmuşlar. Gayet mutlu, mesut bir şekilde yaşıyorlar. Şu an hava karanlık, pek bir görüntü alamıyorum belki ama biraz böyle içeri doğru girelim. Biraz burayı göstereyim size. Şu an caminin içerisindeyiz. Evet burası Kebapçılar Sokağı gibi bir yer. Her yer Türk restoranı abi. İstanbul Güngören'de köy içi var. Kebapçıların olduğu yer. Aynı orası gibi burası da. Şöyle sağlı sollu pideci, dönerci, kebapçı. Bakın şöyle. Deniz restoranı diyor. Vesaire böyle sırayla gidiyor. Adın ne? Talal. Talat. Talal. 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 Talal burası Talat. Ne mutfağı burası? Arap burada mutfağı mı? Mutfağı Arap var. Arabik mutfak. Aynı gibi Türk restoranı. Türk restoranına benziyor. Durum var. Şavurma. He, şavurma diyoruz. Pilav var. Pilav aynı. Et var. Her şey var. Her şey var. Her şey var. Herkes hoş geldin. Sen nereliydin? Ürdün. Ürdünlü. Ürdün. Ey maşallah. Eyvallah. Memnun nasıl oldum. Memnun musun buradan? Bu mahalleden güzel mi? Güzel. Ne çok kadar güzel. Süredir burada yaşıyorsun? Nasıl? Ne kadar süredir burada yaşıyorsun Batum'da? Burada 7 sene. 7 sene? Evet. Çalışan mısın burada sen? Evet çalışıyorum. Turist çalışıyorum. Her şey çalışıyorum. Sahilde çalışıyorum. Paraşüt var. Oo, paraşütte var. Yapıyorsun. Her şey var. Kaça yapıyorsun paraşütte? Ben de paraşüt yapacağım. 150'ler çok pahalı. Var. Çok pahalı be. Ne yaptın sen? Biz 150 liraya dünyayı geziyoruz. Hadiye vereceğim. Nasıl abi? Hadiye vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Valla güzel mekan. Sen burada çalışıyorsun, orada da çalışıyorsun, her yerde çalışıyorsun. Çalışıyorum, orada çalışıyorum. Harikasın. Her yerde çalışıyorum. Süpersin. Çok güzel bir Saat Kulesi'ne denk geldim burada. Saat Kulesi diye bir yer var. Saat Kulesi meydanı daha doğrusu. Çok güzel böyle müzikler falan organize edilmiş. Bakın şöyle. Topluluğu görüyorsunuz, her mekanın önünde masalar var. Birbirinden ayrı şekilde değil tabii bunlar. Hepsi birbirine bağlantılı. Güzel bir meydan oluşmuş burada bakın. Ve canlı müzik. Thank you. Thank you, Maldova. Demir o semi kurtarır.
Evet arkadaşlar, şimdi arkamda görmüş olduğunuz gibi Batum'un renkli hayatı, yani Batum'un kumarhaneleri, gazinolarının önündeyim şu an. Tabii içeriye girip çekim yapamıyoruz. Birkaç mekanda görüştüm fakat içeride hiçbir şekilde çekim yaptırmıyorlar, kumarhaneleri falan çektirmiyorlar. Ben de aslında merak ediyordum ama nasıl bir atmosfer var diye içeride. Maalesef öyle bir çekim yaptırmadıkları için müsaade alamadık. Bu şehir videosunun sonuna geldik. Güzel bir Türk mahallesinden geçtik. Hızlı bir şekilde bir iki tane mekan gösterdim size. Bununla alakalı daha böyle detaylı Türk mahallesinin esnaflarını vesaire daha detaylı bir video yapmak istiyorum, video hazırlamak istiyorum. Muhtemelen bir sonraki video bu şekilde olacak. Bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.